sorduktan sonra esas konumuzla ilgili. Şimdi yıllardır dinlediğimiz diyorlar, diyor ki pek çok İslam adına konuşan, Kur'an adına konuşan, hocam dediği gibi Allah adına konuştuğunu söyleyen pek çok insan diyor ki Kur'an tek başına anlaşılmaz. Hadislere bakmak lazım. Yani hadisleri de okuyacaksın ki İslam, gerçek İslam'ın ne olduğunu, İslam'ı nasıl yorumlamak gerektiğini ancak hadislerde öğrenebilirsin diyor. Ve bir elimizde Kur'an var. Evet. Bir elimizde sahih veya sahih olmayan hadisler bütünü var. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama işte 25 bin civarında sahih hadisten bahsediliyor. Ona kimse karar veremiyor. Kimse bilemiyor kaç olduğunu ama bana sorarsanız 500 bin tane de olabilir, 1 milyon tane olabilir. Yani Hazreti Muhammed'in her söylediğini hadis derseniz 65 sene boyunca konuştuğuna göre veya 60 sene boyunca konuştuğuna göre epey bir hadis de var elde. Nedir bu hadis, Kur'an, hangisi geçerli, hangisi değil, neye uyacağız, neye uymayacağız? Herkesin kafası karışık. Tabii bu dini anlamada temel metodu belirlemekte önemli olduğu gibi, yani biz güncel hayatta mesela birisi karşımıza domuz eti getirdi yemeyeceğiz. Bir de midye karides getirdi yemeyeceğiz. Mesela bu ikisini aynı muamele yapıp yapmayacağımız gibi güncel hayattaki bir şeyi belirlemekten. Demin aslında Mehmet Hocam müthiş bir şekilde IŞİD'in yaptığı uygulamaların çok önemli bir bölümüne cevap verdi. Orada mesela diyelim ki namaz kılmayanın öldürülmesi şeklinde bir uygulama varsa, onun doğru olup olmayacağına karar vermemize kadar aslında sizin bu söylediğiniz soru çok çok önemli. Fakat evvela şunu belirlememiz lazım. Bizim gözden kaçırdığımız konulardan birisi şu oluyor. Bana göre en büyük sorun, asıl hadis uydurmacılığından da daha büyük sorun, fıkhın dindeki otoritesidir. Aşağı yukarı şu anda karşımızda din diye ortadan konan aşağı yukarı manzara şudur. Bakın burada bir cilt Kur'an vardır. Onun yanında bir sürü hadis kitabı vardır. Mertebe olarak bu hadis kitaplarını değerlendiren birçoğunu Kur'an'dan aşağıda olduğunu söylerler hadisleri. Fakat onların da doğruya ulaşmakta kaynak olduğunu, onlara da güvenilebileceğini söyleyerek aslında Kur'an'la bunu eşitlemiş olmaktadırlar. Yani mertebe olarak üste koymak açısından aslında, yani pratikte Kur'an yüzlerce cilt kitaptan bir kitaba iner. Bunun üstünde ne vardır biliyor musunuz? Bunun üstünde fıkıh otoritesi diyebileceğimiz kişi vardır. Fıkıh otoritesi ne yapar? Kur'an'dan bir ayeti. Çünkü Kur'an yüzler, yani hacim olarak bunlardan çok daha şey bir kitap. Ufak, küçük bir kitap. Fıkıh otoritesi bunlara bakar adeta. Bir yerden Kur'an'dan bir şey seçer, bir yerden hadisten bir şey seçer. Kur'an mertebe olarak üstte ya, bir şeye engel olacaksa, hocam demin çok güzel açıkladı ki bence onu daha da konuşalım, önemli bir konu. Nasip mensuh oyuncağını eline alır, Kur'an'ın o ayetini kapattırır. Bir anda fıkıh otoritesi karar verir. Şu anda dini yaşayan kimseler sanmayın ki hadis yaşıyorlar. Şu anda yaşanan din bir hadis İslamı da değildir, Kur'an İslamı da değildir. Şu anda yaşanan din bir ilmihal İslamcılığıdır. Bu IŞİD'de de böyledir. IŞİD'i eleştirirken ne yazık ki tamamen aynı temel kaynakları, aynı fıkhı kabul eden insanlar için de aynı şey geçerlidir. Bu fıkıh kaynaklarını Kur'an'ın süzgecinden geçirmeden bu yüzden bunlara cevap verilmesinin olanağı yoktur. Şimdi bu somut açıklamalar bence çok önemli ama ben somut açıklamaları seyircilerimizin anlaması için arada böyle somut örnekler vermek istiyorum. Niye önemli? Mesela bir tane konuyu alalım. Hocamız çok güzel açıkladı. Mesela dinde zorlama olmadığı kısmına ben alayım. Daha çok o mürtet kısmını açıkladı hocamız. IŞİD'in yaptığı şeylerden birisi şu. Bakın IŞİD'i eleştirenler var. Mesela geçen hafta da çok faydalı bir program oldu bence bazı açıdan. Hani IŞİD'e katılan gençleri önlemek açısından, ama metot olarak ortaya konan o metodu kabul ettiğinizde en temel sorunlara cevap vermeniz mümkün değil. Yani iyi niyetli bir çaba bile olsa sorunu çözmeniz mümkün değil. Niye mümkün değil? Şunu söyleyeyim. Aynı fıkıh otoriteyi kabul ettiğiniz zaman, aynı fıkıh kaynaklarının otoritesini, namaz kılmayana ne yapılmalı sorusunu soralım. Şimdi istatistikler, Türkiye mesela ele alalım. İstatistikler bize %90 ile %80 arası oruç tutan olduğunu söylüyor. Fakat namazlarını kaçırmadan kılanların sayısı %30 civarı. Şimdi Türkiye Cuma namazı kılan oranı daha bayağı daha tabii yüksek. Oradan yükseliyor. Genelde kadınlar erkeklerden, kırsallar köyler, kentlerden daha fazla kılıyor. Bu böyle araştırmalarda karşımıza çıkan sonuçlar. Şimdi şeye bakalım burada. Mesela Türkiye gibi bir yerde IŞİD zihniyete hakim olsa ne olurdu?
ne diyecek buna? Ve IŞİD'ki zihniyetindeki gibi bu fıkhi kaynakları kabul eden, hani IŞİD'i eleştiriyorlar ama aynı fıkhi kaynağı kabul eden o kişiler hakim olsa ne diyor? Bu %70 namaza başlamazsa ne olacak? Bunu soralım onlara. Cevabı şudur. Öldürülecek. Yani dikkat edin, mürtetten de bahsetmiyoruz. Mürtedin hükmü yanlış ama bırakın siz mürtedi dinden dönelim. Ya Müslümanım diyor, ben ya gevşeyim, namazımı kılamıyorum diyor adam. Onun bile öldürülmesi hükmü var. Şu anda mesela Türkiye'ye öyle bir zihniyet hakim olsa, bu %70'i Türkiye'nin ya zorla namaza başlayacak, düzenli kılacak veya kendi kendine gizlenecek evde veyahut da öldürülecek. Nereden çıkıyor bu? Bu fıkıh kaynaklarından çıkıyor. Siz hadise gitseniz bile emin olun bunu tam çıkartamazsınız. Yani hatırladığım kadarıyla Sa'd bin Muattal, Adıyaman'da mesela bizim gömülü sahabelerden biri. İşte hanım onu şikayet ediyor, peygamberi namaz kılmıyor falan diye. Namazları kaçırıyor, sabah namazını uyuyor diye. E namazı düzenli kılmazsan öldürün falan demiyor peygamber. Yani hadisten baksanız yani aksine malzeme de var ona. Kur'an'dan zaten mümkün değil. Hani Kur'an'da bu yoktur demiyorum. Saffan bin Muattal. Evet. Sahabi, Allah razı olsun hocam. Şeye bakalım. Mesela Bakara suresinde, ki Bakara suresi Kur'an'ın son inen surelerinden biri. Yani ilk dönemde indi, Müslümanlar zayıftı falan da diyemeyiz. Dinde zorlama yoktur ayeti var orada. Müslümanlar tamamen Medine'de hakim oldukları, kendilerine göre bir sistem kurdukları bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Gâşiye suresine gitsek, sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Gerçekte yanlış birbirinden ayrılmıştır diyor peygamber. Ya açık Kur'an ayetleri, dikkat edin, dinde zorlama yoktur diyor. Yani ayrıca Kur'an'da namaz kılınmasıyla ilgili birçok ayet var. Namaz kılın şekli. Namaz imanın şartlarına değil. Değil. Yani Kur'an'a göre böyle bir yani namaz kılma, herhangi bir ibadeti yapmazsan iman etmişsin olmaz. Değil mi? Ama bu imanın yani hangi günahların yapıp yapmanın, girip girmemenin imandan bir şey eksiltip eksiltmediği bizim kelam literatüründe çok tartışılmıştır. O ayrı bir konu ama genel görüş, benim görüşümde imanın şartlarından değildir herhangi bir günaha girip girmemek. Yani inkar edilmediği sürece... Tabii inkar edilmediği sürece. Yani namaz kılıp kılmaması kimsenin, yani namaz kılmayan da Müslüman olur pekala. Böyle baktığımız zaman, siz o fıkıh literatürünü kabul ettiğiniz zaman, dikkat edin.